Dostlarım selamlar. Bugün sizlere Amazon Prime içeriklerine dair çektiğim video serisinin ikinci bölümünü anlatıyorum. Bu serinin ilk bölümünde sizlere Amazon Prime kütüphanesinde yer alan 20 müthiş dizi aktarmıştım. Bu ikinci bölümde de Amazon Prime'ın kendi hazırlamış olduğu 20 mükemmel diziyi öneriyor olacağım. İlk videoyu izlemeyenler linki yorumlara ekledim. Oradan Amazon Prime kütüphanesine yeni eklenen önceden de var olan müthiş 20 dizi önerisini bulacaksınız. Bu videoda da direkt olarak Amazon Prime'ın kendi 20 müthiş içeriğini de bulacaksınız. Yani tam 40 öneri sizinle olacak. Bu bir sponsorlu video değil. Keşke olsaydı Amazon Prime'ın içeriklerini ve son dönemde yaptığı atılımları beğendiğim için böyle bir içerik hazırlamaya karar verdim. Bu arada videoya geçmeden sizden minik bir ricam olacak. Kanalıma abone olursanız, destek olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Şimdiden destek olan herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Daha fazla vaktinizi almadan. Hadi gelin bu müthiş önerilere geçelim. Sizlere ilk önerim tazecik bir dizi. The Boys evreninden hazırlanmış olan Gen V. The Boys evreninde geçen Gen V, üniversiteye giden genç süper kahramanlar odaklanıyor. Süper kahraman olabilmek için çeşitli testlerden geçen gençler, fiziksel, cinsel ve ahlaki sınırları zorlayan bu testlerin ardından... En iyi şehirlere yerleşebilmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Sizler ikinci önerimse tabii ki bunun üzerine The Boys olacak. The Boys, süper kahramanların güçlerini ve şöhretlerini kötüye kullandığı bir evrende geçen müthiş bir dizi. Kendilerini kanunu korumaya adayan ve The Boys olarak adlandırılan bir grup insan, yozlaşmış süper kahramanları ortadan kaldırmak için zorlu bir yolculuğa çıkıyorlar. Preacher'ın yazarı Gert Ennis ile Derek Robertson'ın kaleme aldığı çizgi romandan uyarlanan dizi Supernatural'dan tanıdığımız Eric Kripke'nin imzasını taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise en son Preacher'da birlikte çalışan Evan Goldberg ve Seth Rogen var. Bir sonraki önerim sizlere Well of Time. The Well of Time kadınlardan kurulu bir organizasyon üyesi olan Moraine'in maceralarını işliyor. Moraine 5 kadın ve adamdan oluşan bir grupla dünyayı dolaşarak zorlu bir yolculuğa atılıyor. Moraine aralarından birinin dünyayı kurtaracağı ya da yok edeceği kehanet edilen seçilmiş kişi olduğunu düşünüyor. Başrolde de hayran olduğum Rosamund Pike yer alıyor. Sıradaki önerim ise The Lord of the Rings, The Rings of Power. Dizi ilk sezonunda hayal kırıklığı yarattı ama merak etmeyin ikinci sezon ve son iki sezonlarda sürecin daha iyi olacağına dair söz verdiler. Ben de merakla bekliyorum. Tolkien'in romanlarından esinlenen Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri Orta Dünya'nın ikinci çağına odaklanıyor ve Hobbit veya Yüzüklerin Efendisi filmlerinden binlerce yıl öncesinde yaşananlar odaklanıyor. Göreceli bir barış döneminde başlanan dizide dumanlı dağların en karanlık derinliklerinden Lindon'un görkemli ormanlarına, Ada Krallığı Numenor'dan, haritanın en uzak noktalarına kadar tüm bu diyarların ve karakterlerin yarattığı destan Anlatılıyor. Bu diziyi çok fazla beklenti yaratmıştı, ama ilk sezonu büyük hayal kırıklığı yarattı. Fakat yapımcılar sonraki sezonlar için daha sıkı çalışacaklarını belirttiler ve bizler de merakla bekliyoruz. Sizlere bir sonraki önerimse Reacher. Emekli askeri polis memuru Jack Reacher işlemediği bir cinayetten tutuklandığında kendini kirli polisler, karanlık iş adamları ve entrikacı politikacılarla dolu ölümcül bir komplonun ortasında buluyor. Kıvrak zekasından başka hiçbir şey olmadan Georgia eyaletinin Margrave kasabasında neler olduğunu anlaması gerekiyor. Aksiyon dozajı oldukça yeterli olan mükemmel bir diziydi. Sıradaki önerimse sizlere Sneaky Pete. Marius isimli bir dolandırıcı hapishanede kaldığı süreçte aynı hücreyi paylaştığı arkadaşı Pete ile sık sık zaman geçiriyor. Pete ona sürekli çocukken birlikte zaman geçirdiği ailesini anlatıyor. Yıllardır onları görmediğini ve annesinin hataları nedeniyle büyük babası ve diğer aile fertlerini ne kadar özlediğini belirtip duruyor. Derken Marius hapishaneden çıkıyor ve peşinde olan kötü adamları düşününce aklına Pete'in kimliğini çalmak geliyor. Yıllardır geniş ailesini görmediğini hatırlayınca da yola çıkıyor, Pete'miş gibi davranarak aileyi ziyarete gidiyor, onların yanına yerleşiyor. Tabii ki bu süreçte hem kötü adamların peşinde oluşu hem aileyi idare etmeye çalışması hem de gerçek Pete'in hapishanedeki idaresi diziyi çok gönlü ve sürükleyici bir noktaya taşıyor. Bir sonraki önerimse sizlere Goliath. Dizide gözden düşürülerek mesleğinden dışlanmış bir avukatın ona kurtuluş ya da en azından intikam getirebilecek yeni bir davayı üstlenmesi konu ediliniyor. Baş rolde de Billy Bob Thornton var. Oldukça kaliteli bir avukat temalı dizi. Sıradaki önerimsi sizlere Jack Ryan. CIA analisti Jack Ryan şüpheli bir seri banka transferi keşfediyor, bu şüpheleri için cevaplar aramaya karar veriyor. Ancak onun bu cevap arayışı Jack'i güvenli masa başı işinden tehlikeli bir alan araştırmasına sürüklüyor. Bir anda kendini Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan ve içinde kitlesel saldırı planları, terörist elebaşı ve Amerika'ya karşı kurulan komplolardan oluşan bir kedi fare kovalamacısının içinde buluyor. Bir sonraki önerimse boş, mükemmel bir dedektiflik dizisi. Heribaş, eski kafalı olan, çok fazla yenilikçi olmayan ve kendini adapte etmekten ziyade kendini has çizgisini koruyarak mesleğini yapan eski bir asker ve bir cinayet dedektifi. Tabii ki onunla aynı birimde çalışan ekip arkadaşları da var. Ortağı Ceribaş'ın aksine daha farklı perspektiflerden olaylara bakarken ekipteki yer alan diğer kişiler de kendi az yaklaşımlarla diziyi zenginleştiriyorlar. Tabii ki dizi büyük ölçüde başın üzerinden ilerliyor. Özellikle blues ve caz müzik severlerin diziye ayrıca bayılacağını belirteyim. Çünkü Harry Boş karakteri bu tarzını müthiş sevkiyle bize aktarıyor. Oldukça beğendiğim dedektiflik temasını mükemmel şekilde işleyen bir dizi. Bir sonraki önerim Marvelous Mrs. Maisel. The Marvelous Mrs. Maisel 1960'lı yıllarda New York'ta geçiyor. Şehrin lüks semtlerinden birinde eşi ve çocuğuyla yaşayan Miriam Mitch Maisel hayatta istediği her şeye sahip. Fakat bir gün tesadüf eseri hiç bilmediği bir yeteneğe sahip olduğunu keşfediyor. Bu gelişme hayatını derinden sarsıyor. Nitekim bu yetenek aslında onun harika bir komedyen olduğu. Ve bu olay sonrasında da olaylar gelişiyor. Mükemmel bir dizi sizleri bekliyor. Sıradaki önerim Good Omens. Kıyametin adım adım yaklaşmakta olduğu bir dünya tasvirinin sunulduğu dizide cennetin dünyadaki temsilcisi Melek ile cehennemin dünyadaki temsilcisi karşı karşıya geliyorlar ve olaylar gelişiyor. Oldukça farklı bir dizi, oldukça keyifli bir dizi. Bir sonraki önerim Upload. 2033 yılında Brooklyn'de geçen bir dizi Upload. Nora bir sanal gerçeklik şirketinde çalışıyor. Bu şirket müşterilerinin ölümden sonra istedikleri şekilde bir sanal gerçeklikte yaşamalarını sağlayan bu şirket, müşterilerin ölümden sonra istedikleri şekilde bir sanal gerçeklikte yaşamalarına olanak sağlıyor, bu konuda hizmet veriyor. Los Angeles'ta ve partilemesiyle ünlü Nathan, araba kazası sonucu hayatını kaybedince, kız arkadaşı tarafından Nora'nın çalıştığı şirketin VR dünyasına yüklenen Nathan'ın yeni hayatı artık Nora'nın ellerinde. Oldukça farklı bir konu işleyen, oldukça keyifli bir dizi. Bir sonraki önerim The Expanse. Günümüzden 200 yıl sonrası. Deneyimli dedektif Miller, oldukça zengin bir ailenin kayıp kızını bulmak için uzay gemisi kaptanıyla işbirliği yapıyor. Olayı araştırdıkça kahramanlarımız insanlık tarihinin en büyük komplolarından biriyle karşı karşıya kalıyorlar ve mükemmel bir bilim kurgu dizisi de sizleri bekliyor. Sıradaki önerim Carnival Row. Gizemli bir fantastik kurgu üzerine kurulu olan Carnival Row, Victorian bir dünyada yaşamaya çalışan mitolojik yaratıkların hayatlarını konu ediniyor. İnsanlardan korktukları için aşık olmaları, uçmaları ve özgürce yaşamaları yasaklanan mitolojik yaratıkların hikayelerini izlediğimiz dizinin başrollerinde ise Rycroft karakteriyle Orlando Bloom ve Vinyet Stone Moss karakteriyle Cara Delevingne paylaşıyor. Bir sonraki önerim Homecoming. Gizli bir devlet tesisinde çalışan insanların hayatının ve tesiste yaşananların anlatıldığı Homecoming dizisinde Julia Roberts, sosyal hizmet görevlisi Heidi, Bobby Carnival ise hırslı patron Colin Belfast'ı, Stephen James ise sivil hayata dönmeye çalışan bir asker olan Walter Cruz karakterini canlandırıyor. Oldukça kaliteli bir dizi. Sıradaki önerim Nine Perfect so Strangers. Amazon Prime kütüphanesinde yer alan bir diğer kaliteli dizi ise Nine Perfect Strangers. Nine Perfect Strangers gözlerden uzak bir sağlık merkezinde yolları kesişen 9 yabancının hikayesini konu ediniyor. Zihinlerini ve bedenlerini arındırmak için 10 gün süren bir tedaviye katılan 9 yabancı bu süreçte kendileri beklenmedik durumlar içerisinde buluyorlar. Nicole Kidman da dizinin başrolünde onu da eklemiş olayım oldukça kalite katıyor. Bir sonraki önerim The Man in the High Castle. The Man in the High Castle, Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nın kazandıkları distopyasından yola çıkıyor. Bu durumda da Kuzey Amerika'nın ne halde olacağını ekranlara yansıtıyor. Almanya ve Japonya'nın hükmettiği bu düzende insanlığın bir bölümü baskılara karşı direnmeye çalışıyor. Diğer bölümü de bu işleyişi kabulleniyor. Sıradaki önerim siz sizlere The Horror of Dolores Roach. Haksız yere 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Dolores Roach, nezih bir yer olan Washington Heights'a geri dönüyor. Yıllar sonra geri döndüğü bu yerde empanada dükkanının altındaki bodrumda masas olarak yaşamasına ve çalışmasına izin veren eski bir arkadaşı olan Louise ile yeniden bir araya geliyor. Kurduğu bir yeni hayatı tehdit eden durumlarla karşı karşıya kaldığında Dolores hayatta kalmaya çalışırken beklenmedik durumların içerisine çekiliyor. Oldukça sürükleyici bir dizi. Sıradaki önerim sizlere Fleabag. Müthiş bir dizi. Fleabag, Londra'da ayakta kalmaya çalışan son derece tuhaf bir aileye sahip beş parasız ve yalnız bir orta sınıf mensubu kadının hikayesi. En yakın arkadaşını bir kazada kaybetmesinin ardından bu taze trajediyle baş etmeye çalışırken hayata tutunmadaki ısrarını hepsi birbirinden kaçık aile fertleri aracılığıyla anlatıyor. Mesafeli babası, dayanılmaz ölçüde alaycı ve itici üvey annesi, gergin ve muhafazakar ablası ve tek gecelik ilişkiler etrafında dönen bu komik evren ekranın karşısındaki izleyicilerde sağlam bir empati duygusu yaratıyor. Bugün sizlere son önerdiğim dizi ise John Wick evreninin öncesini anlatan Continental. Bu yepyeni dizi suikastçıların vazgeçilmez mabedi olan Hotel de Continental'in nasıl ortaya çıktığını ve John Wick evreninin bu önemli noktasının nasıl oluştuğunu anlatıyor. Hikaye Genç Winston Scott'ın perspektifinden izleyicilere sunuluyor ve Scott'ın bu dünyada nasıl bir rol oynadığını gösteriyor. Dostlarım bugün de sizlere 20 müthiş Amazon Prime içeriğinden bahsetmiş olduğum bu dizilerden kaç tanesini izlediniz? Hangilerini izlemeyi düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi serinin ilk videosunu da izlemeyi unutmayın. Amazon Prime kütüphanesinde izleyebileceğiniz 20 müthiş öneri var orada da. Oradan da diziler beğenip izleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için gönülden teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın hey dostum izlediğin için teşekkürler abone ol destek ol bize yeter güzel öneriler için daima takipte kal haftaya görüşene kadar hoşça kal burası YouTube senin kopu destekleri her zaman bekliyoruz.